özellikle havluk su valgusu sizin ondan özellikle yani. Sıkıntı yaşadığınız evet, konu. Evet yani bu aslında herkesin ayağında tarak kemiği diye halk arasında geçilen. Ayak birinci tarak kemiğiyle evet. Ayak birinci parmağın arasında oluşan bir açısal deformite. Evet. Özellikle genetik olduğunu gösteren bazı makaleler var. Çevresel etkenler olarak da tabii sizin de ayağınızda şu an olduğu gibi evet. Yüksek topuklu ve dar uçlu ayakkabıların giyilmesi sonrasında açısal artış gözüküyor. Gözüküyor yani genelde kadınların sorunu bu. Evet, evet kadınların sorunu. Dolayısıyla da ana problem o açının oluştuğu yerde iç tarafta oluşan çıkıntının üzerinde ağrıyla başlıyor. Evet. Problem ilerledikçe de hem estetik görüntü anlamında sıkıntı yaşanıyor. Evet. Deformite ilerledikçe diğer parmakları da iterek birinci sıra dediğimiz ayağın diğer kemiklerinde de ağrılar başlıyor. Ve artık dayanılmaz bir hale geliyor. Evet. Burada maalesef hiçbir cerrahi dışı yöntem bu problemi geri döndürecek noktaya getiremiyor. Evet. Ancak erken dönemlerde ilerlemesini durdurmak adına zamansal veya sosyokültürel ekonomik durumları bekleterek bazı yöntemlerle deformitenin ilerlemesini durdurabiliyoruz. Evet. O da işte ayakkabı seçimlerini biraz daha geniş uçlu parmak ayakkabılar. Parmak arasına takılan bir yumuşak şeyler evet, vardı. Silikon ben dans aparatlar. Ettiğim dönemde evet. Tabii çok ağrırdı o ayaklarımız bizim. Özellikle gece takılmasını istiyoruz evet. Ama çok konforsuz bir durum. Ama böyle bir ağrı tarif edilemez. Gerçekten çok zordur. O kemiğin çıkma dönemi evet. Hatta dansçılar çok iyi anlarlar şu anda beni. O dönem biliyorsunuz biz kesinlikle. En ters şeyi yapıyoruz şu an parmak ucuna durmaya çalışırken. Tabii balerinler özellikle bir sürü hastamız var öyle. Evet. Erken dönemlerde ve bu şikayetler olduğunda mutlaka röntgen çekip kemikler arasındaki açılara bakıyoruz. Çünkü her açı derecesine göre bir cerrahi tedavi yöntemi var. Eğer erken dönemlerde olursa hastalar açısından daha mantıklı. Çünkü sadece o çıkıntıyı törpüleyip yumuşak doku müdahaleleriyle hastaya çok fazla sıkıntı yaşatmadan bu problemi bertaraf edebiliyoruz. Törpülenebiliyor. Çok basit bir şekilde. Evet. Çok sık soruluyor ameliyattan sonra işte nükseder mi veya üzerine hemen basabiliyor muyuz diye. Nüks kısmı kolay kolay olmuyor aslında olmuyor. Sık değil. Üzerine bastırma konusunda da özel bir yürüme botuyla hani eskiden üzerine bastırmıyorduk evet. Doğru alçı uygulanıyordu. Ama onlara gerek yok. Özel yürüme botlarıyla hemen üzerine bastırtabiliyoruz hemen hastaları. Hemen bastırabiliyor. Evet. Peki normal işleve ayak ne kadar süre sonra erken yani yumuşak doku ameliyatlarında bir ay sonra istediği ayakkabı giyebilecek hı-hı. Hale gelir. Tabii kişiden kişiye değişiyor evet. Bazı durumlar. İleriki dönemlerde ameliyat ettiğimizde maalesef kemiği kesip implant koymamız gerekiyor. Evet. O tip durumlarda da üzerine bastırıyoruz ama o ayakkabı giyme süreci 1,5-2 ayı bazen bulabiliyor. Hastanın hasta değişken yani stiletto giymek isterse biraz daha sıkıntılı olabilir. Peki yani bu şekilde bulunduklarını önlemek için neye dikkat etmek lazım? Şimdi dediniz ki sivri burunlu ayakkabılar, uzun süre evet. Ayakta kalmak, yanlış ayakkabı seçimi, işte balerinler vesaire vesaire. Bunun dışında özellikle real, kadınların... Bunun dışında real bir durum yok maalesef. Maalesef yani. Evet. Genetik faktörün... Genetik faktörler %100 böyle bilimsel olarak ispatlanamasa da maalesef tüm hastaları da sorguladığımızda mutlaka aile fertlerinde bir durum oluyor. Bu Amerika'da, Avrupa'da da aynı şekilde. Evet, mesela şu anda resimler görüyoruz. Evet. Bu görüntülerde mesela ameliyat noktasındaki bir ayak mıydı o az önce gördüğümüz? Kesinlikle evet. Evet. Buradaki ekrandaki de daha çok deformite dışında rigidus dediğimiz mesela bu durumda evet. Mutlaka implantlı ameliyat yapmak lazım. Bunda. Evet. Bu ileri derecede. İleri derecede. Birinci ve ikinci tarak kemiği ile parmak arasındaki açı çok fazla. Bunyon diyoruz o çıkıntıya. Evet. Bunyon ters dönmüş durumda ve ayakkabıyla temas ettiği nokta zaten her zaman kırmızı ve ağrılı olacaktır. Evet. Maalesef bu... Ayağa göre uygun ayakkabı bulabilmek çok zor. Çok kesinlikle. Ağrılı. Peki bu ayaktan? Bu ayakta yani bu ayakta ameliyattık ama şöyle düşünün. Bu hastanın eğer ağrısı yoksa evet. Sadece estetik kaygıyla ameliyat yaptırabilir. Yani her deformitenin ağrısı olmak zorunda değil. Zorunda değil. Peki bunun ameliyatsız yöntemleri, o ağrı hafifletme yöntemleri nelerdir? Çok zor. Yani ayakkabı seçimi değiştiriyoruz. Bazen evet. O bölgelere lokal bazı enjeksiyon karışımlarımız var. Evet. Onları uyguluyor. Mesela tatile çıkacağım diyor. Uzun süre işte yurt dışına gideceğim, yürüyeceğim hı-hı. Vesaire diyor. Oraya silikon aparatlar, özel custom made yaptırıyoruz. Bazı enjeksiyonlar yapıyoruz. O periyodunun işte düğünü olur, daveti olur evet. Vesaire o dönemleri geçirebiliriz. Yürümeyi etkiler mi? Yani dolayısıyla yürüyüş iki ayağın üzerinde sağlam ve sağlıklı bir şekilde basarak tüm bedeni taşıdığımız için kesinlikle. Omurga sağlığını, bel sağlığını her şeyi çok etkiler. Çok ayak. Teşekkür ederim. Güzel bir noktaya temas ettiniz. Ayaktaki her problem böyle. Tüm yük dengesini değiştiriyorsunuz. Bu sadece havluk su valgusu için değil. İşte, düz tabanlıkta topuk dikeniyle ilgili problemlerde yürüme aksı ister istemez ağrıyı azaltacak pozisyonu almaya çalıştığı için değişiyor veya diğer tarafa yüklenerek diğer tarafta ağrıyı başlatabiliyorsunuz. O yüzden bir an evvel böyle problem olduğunda mutlaka doktorlarına başvurup
mutlaka basit bir röntgen, basit bir müdahale ile en azından gidişatı öğrenmek adına bir başlangıç noktası olur. Evet. Daha peki profesyonel bilgi alırlar. Peki mesela o kemik çıktı diyelim. Belki büyümüyor, öyle kaldı. Onun bir sakıncası var mı? Hayır, dediğim gibi burada tek problem ağrı. Ağrı. Eğer ağrı olmadığı estetik sürece... kaygısı yoksa, öyle hastalarımız da var. Ağrısı yok ama ben bunu görmek istemiyorum. Ve normal yürüyebiliyor. Vücudunda herhangi bir problem yaratmıyor. Evet. Zaten benim 3 senedir çalıştığım klinik Hollywood'da. Beverly Hills'te bir klinikte çalışıyorum. Doktor Vladimir Zitzer'le. Estetik amaçlı mı başvuruyorlar daha çok Can Bey? Kesinlikle, evet. Sağlık amacından daha çok estetik, evet, amacından. Kesinlikle. Hollywood deyince tabii hemen akla bu soru geliyor. Evet, ne istiyorlar? Daha düzgün ayaklar, daha tabii, küçük ayaklar. Uzun parmaklar geliyor. Kısa parmakları uzatıyoruz, uzun parmakları kısaltıyoruz. Dış tarafta çıkıntılar oluyor, bu Hallux Valgus'un. Diğer evet, tarafı Taylor Bunyon diyoruz. Evet. Terzi çıkıntısı. Şükener. Aynen öyle. Ayağın dış kısımları. Evet, ona da Taylor Bunyon deniyor. Onları yapabiliyorsunuz. O kaygılar. İşte tırnak bozuklukları geliyor. Daha düzgün tırnaklar oluşturuyoruz. Ondan sonra... İşte, parmak uzatma gerçekten enteresan. Tabii, terleyen şey ayaklara botoks uyguluyoruz vesaire gibi. Evet. Görünen damarları, işte bayanlar geliyor ayak bileğinde, işte damarlarımız gözüküyor, mini etek giyemiyoruz, etek giyemiyoruz, terlik giyemiyoruz gibi. Onları tedavi ediyoruz. Bir sürü estetik yöntem var. Ayakla ilgili eşsiz bir yelpaze varmış orada gerçekten. Var. Farkında değiliz gerçekten. Değiliz, evet. Ne zaman ayaklarımız canımızı acıtıyor, o zaman kesinlikle dönüp bakıyoruz belki. O yüzden mutlaka iyi bakmak lazım. Bir kontrol oluşturup, yani takiple gitmek, evet, lazım. Peki.